insana söz söylemeye geliyoruz. Bu inançsız da olabilir, inançlı da olabilir, Müslüman da olabilir, Hristiyan da olabilir, Sünni de olabilir, Alevi de olabilir. Evrensel değerlerden bahsederek geliyoruz. Dolayısıyla AK Parti'nin bu anlamda devamı da değildiyiz. Geçmişte de benim bu anlamda bir... Ha şu olur, insan kendi tarih parçası olarak e, Saraybosna'ya gittiğinde daha başka bir his içine girer. Bunu Veya Buhara'ya, Semerkand'a gittiğimde o hissi yaşarım. Bu Batılılar için de, Alman için de geçerli, İngiliz için de. Bundan da gocunmam. Onların hak ve hukukları konusunda da din ayrımı yapmak için savunurum. Fakat Gelecek Partisi hiçbir zaman dini yozlaştıran, dini kavramların itibarını sarsan, dini kavramları gençler nezdinde özellikle iyice zayıflatarak idrak bilinç sapmalarına yol açan usluba, yönteme hiçbir zaman izin vermeyecektir. Hiçbir arkadaşım bunu yapmayacak. Böyle bir din eksenli siyasi retorikle Gelecek Partisi'nin yöntemi olmayacak. Peki Ahmet Bey şimdi Ali Babacan e, diyor ki kardeşim ben varsam ekonomiye güven vardır, uluslararası güven vardır ve ben varsam Türkiye'ye yatırım muslukları açılır, para muslukları açılır, başkalarının bir maliyetle bulduğu borcu ben sıfır bir maliyette e, bulurum, kaynağı, e, borcu demeyeyim e, kaynağı e, ve ben varsam parası olan dünya diyeyim, sadece Batı dünyası lafı yanlış olur belki, Türkiye'yi cazip olarak görmeye başlar. Bunu da geçmişte gösterdim. Buna karşılık argümanlar ise şöyle, kardeş doğru diyorsun da, e, işte bugün Türkiye'nin siz geldiğinizde 130 milyar dolar olan dış borcu e, karma, bugün 500 milyara dayanmış e, vaziyette, içerideki borç keza aynı oranda. E, sen varken oldu bunlar diyorlar. O da diyor ki ama ben varken maliyeti düşüktü ve çevrilebilirdi. Bugün maliyeti yüksek ve çevrilemez halde. Siz mesela böyle bir ekonomik mucize için ne öneriyorsunuz? Sizin biz, ekonomik mucizeyiz tabii, ne olabilir? E, yine herhangi bir grupla kişiyle karşılaştırmak için söylüyorum. E, bir kere Türkiye 2001 kriziyle yakında biz bir ekonomik manifesto yayınladık. E, i̇nşallah size de onu arkadaşlara için Bir ekonomik model. Ekonomide gelecek modeli diye. Ee, ekonomi dinamiktir. Benim biliyorsunuz iki derecem. Birisi ekonomi, birisi evet. siyasettir. Bilinçli olarak konu tercih ettim Ekonomi politiktir mesele. Yani siyasetten ayrı bir ekonomi olmaz. Hiçbir ekonomi ile ilgili yetkili kişi siyasi çerçevesi olmadan bir ekonomi başarısı elde edemez. Aynı şekilde ekonomik vizyon olmayan bir siyasetçi de başarı elde edemez. Bunlar bir bütündür. Yani başarının bir kısmı veya diğer kısmı diye olmaz. Bütün. Biz baktığımızda şöyle görüyoruz. Ve çok sağlam bir ekonomi ekibimiz var. Devlette bürokrasiden de tecrü, tecrübeli isimler de piyasayı da çok iyi bilen arkadaşlarla bakınız test de yaşadık. Koronavirüs dönemi başladığında 11 Mart ilk te, şey vaka görüldü. 16 Mart'ta ben çıktım. Bizim biliyorsunuz bir gölge kabine kurduk Fatih Bey. İlk defa. Hazine Maliye Politikalar Bakanımız Bakanlığına bakan arkadaşımız Serkan Bey koordinasyonu yapıyor ilgili bütün bakanlıktaki arkadaşlar diğer bakanlıklarla birlikte bir çerçeve plan hazırladı bize. Ve bu planla biz korona tahvili çıkarılsın dedik. Daha Avrupa'da korona tahvili yokken. Çünkü şöyle baktık olaya. Neoliberal politikalarla bu krizden çıkmak mümkün değil. Türkiye bugün ve dünya bugün öyle bir şeye karşı ki 2001'den farklıyız. Hani 2002'de AK Parti'nin gelişiyle kimse karşılaştırmasın. İki, tabi 2001'de Türkiye'de içsel bir kriz vardı. İçeride bir kriz vardı. ...bildiğiniz sebepleri, koalisyon hükümetleri... ...yolsuzluklar, hortum falan gibi şeyler. Ama dış dünya ekonomisi çok iyiydi. İyi durumdaydı. İyi durumdaydı. Parasal genişleme vardı ve dünyada... ...bir ciddi bir birikmiş sermaye... De ...yer de akmak için... Da akmak, için para vardı. ...akmak için para vardı. Dolayısıyla Bugün alınacak var restorasyon... Yani. Efendim, Bugün de var o para. Ha, var, oraya geleceğim. Bu do, Dolayısıyla bir içsel krizi aşınca... ...bu çözüldü. 2008 krizi ise... Temelde dışsal bir krizdi. Bizim iç kurumsal dengelerimiz iyiydi ve o sırada ben Dışişleri Bakanı oldum. Bir taraftan da Türkiye'nin vize muafiyeti politikalarını genişlettik. Dünyaya Türkiye'nin açılmasını sağladık ve Avrupa Birliği'ne daralan piyasaları başka piyasalarla açıldı. Ve dışsal bir krizi iç dengelerle açtık. Şimdi ise Fatih Bey hem içsel hem dışsal kriz var. İçsel bir kriz var. Türkiye'de herhangi bir yatırımı cazip kılan bir husus bir şey yok. Ve çok büyük bir gelir adaletsizliği var. Dışsal bir kriz var. Dünyada dünya ticareti daralıyor. Para var. Şey var özellikle bu kriz sonrasında e, parasal genişleme, mali Şu genişleme olacağım, politikaları var. Varsa. var Ama içerideki reformlarla bunları senkronize etmek lazım. Bir de piramit değişti. Şu anda bizim savunduğumuz şey e, ekonomi modeli. E, bir kere sistemik olarak yani şu anda teklif ettiğimiz husus sistemik bir bütüncüllük içinde olması lazım. Tabiri caizse şöyle diyoruz. Yani başka partiler ne diyor bilmiyorum. Şu ana kadar da bir çözüm önermiş değiller. Bizim ise çözüm önerimiz şudur. Aynen bir roketin uzay roketinin fırlatılması gibi bir kriz anında yer çekiminden kurtulmak için bir ateş ilk ateşleme yapılır. İkinci ateşlemede atmosfere yerleşir, ikinci ateşlemede atmosferden yörüngeye gider. Şu anda ekonomiyi aşağı çeken, yer çekimi etkisi yapan faktörler var. Biz olağanüstü tedbirlerle bu faktörlerin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Onun için de korona tahvili teklifimizle birlikte şunu söyledik. Türkiye 100 milyar dolar ise, 100 milyar dolar ama daha fazla olması lazım. Alt gelir gruplarından yukarıya doğru ekonomi tekrar inşa etmemiz lazım. Yani ciddi bir işsizlik varsa, tarımda bir kriz yaşıyorsanız, esnaf ve hayatı durmuşsa, üst yapısal değişikliklerle, parasal politikalarla aşağı doğru ekonomiyi örgütleyemezsiniz. Yani salt, neoliberal politikalar böyle bir dönemde geçerli olmaz. Yapılması gereken... Tabandan gelen tabirca ise sosyal liberal bir politika takip etmek lazım. Sosyal adaleti önceleyen ve ekonominin bütün katmanlarına yayılabilecek bir gelir adaleti sağlayacak bir yol benimsemek lazım. Yani şu yanlış bir şeydir. Dışarıdan bize para gelir ve biz düzeltiriz. Hayır, içeride o paranın nasıl kullanılacağına dair sağlam bir stratejiniz yoksa aynen son 4 yılda olduğu gibi Türkiye borca boğulur ve içinden çıkılamaz bir hale gelir. Bizim dediğimiz şu. Mart ayında bunu söyledik. Derhal bir bütçe revizyonu yapılsın dedik. Bütçe revizyonuyla bütün şeyler, e, gereksiz harcamalar e, durdurulsun. Ta, geride kalan tasarrufla da önce alt gelir gruplarına kaynak aktarılsın. Parasal ve mali genişlemeden kaçınmamak lazım. Yaptım Neoliberal ama. politikalar yaptılar ama yanlış yaptılar. 76 milyar Türk lirası Merkez Bankası'nın şeylerine baktığımızda takriben parasal genişleme var. Ama kimlere gitti bu? Biz diyorduk ki bu parasal genişlemeyi yapın. Ama bir, esnafa kira, kira hibesi yapın. Kayıtsız işçileri kayda alın ve onlara kısa çalışma ödeneğine bağlayın. Yaptı onu. Çiftçi, yok, kısa çalışma ödeneğini yaptı. Ama kayıtsız işçileri değil, evet. kayıtlı işçilere. Kayıt. Kayıtlı işçilere ise hibe, işçiye, esnafa, çiftçiye hibe verin, hibe verin dedik biz. Bir sene hibe verin. Böylece toplum katmanlarının kredi... En tehlikeli şey nedir biliyor musunuz Fatih Bey? Tam da bu kriz esnasında halkı tekrar borçlandırmaktır. Yaptıkları şu anda yanlış yaptıkları şey hükümetin diyor ki ben senin kredini öteleyeceğim. Şeyini öteleyeceğim. Yeni kredi vereceğim. Bu ne demektir? Ya Allah aşkına bu ekonomik durgunlukta şu anda kredisini ödeyemeyen birisi ya bir sene efendim. sonra ödeyebilir mi? Halkı borçlandırmanın sonuçlarını Çin 2012'de gördü ve Çin'in o mucizevi büyümesi yavaşladı yapılması gereken hiç çekinmeden ve halka karşı bir borçtur bu. Evde kal dediğin halkın doğal gazını, elektriğini, suyunu ödeyeceksin. Esnafa kira hibesi vereceksin doğrudan. Bu parasal genişlemeyi bunlara ayıracaksın. Çiftçiye doğrudan destek vereceksin. Ve kayıtsız işçileri kayda alacaksın bir seferliğine. Emek barışı yapacaksın. Bu parasal genişlemeyi halka böyle yaymış olsaydı Gelir adaletsizliğini aşar ve aşar ve sosyal uzunluklar engeller. O sırada o para zaten ekonomiyi döndürecek bir şekilde gelecek. Biz bunu ilk faz diyoruz, yörüngeye çıkana kadar. Ama bu da devam edebilecek bir rasyonel politika değil. Bir kere o yer çekiminin aşağı doğru ekonomiyi durgunluğa seviyet veren faktörlerden kurtulduğu zaman atmosfer ekonomi oturduğunda ikinci şey yapısal değişimlerdir. Yapısal değişimler. O yapışa, yapısal değişimlerin içinde bakın neler var. Bizim önerdiğimiz bu modelde daha herhangi bir parti bunlar önermiş de değil. Geçmiş ekonomik başarılar üzerine konuşmak kolayla bir geçmiş her türlü başarı üzerine. Ama şu anda dünya yeni bir şeyle karşı karşıya. Bir kere tarımda yeni, bir hikaye, yazmak yeni lazım. bir hikaye yazmak lazım. Bir kere tarımda çok ciddi bir reform şart. Geçen gün sizin yazını okuyunca bir an hüzün duydum. Tarbil. Tarbil. Ne zaman başladı o biliyor musunuz? 2015. Kim başbakanlık? Siz. Ya başbakanlık döneminde yarım kaldığı için üzüldüğüm birkaç işten biridir.